Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu suçağının düşürülmesinin sonuçlarını anlattı. Beykoz İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda konuşan Vatan Partisi lideri AKP hükümetinin yaşama şansı olmadığını söyledi. Turizmci, sebzeci, meyvacı, ihracatçı, tekstilci Türkiye'nin altına dinamiti koydular o uçağı düşürerek. Ve kendi altlarına da dinamiti koydular. Bu iktidar Türkiye'nin bütünlüğünü de tehdit etmektedir. Türkiye'nin temellerini yıkma girişimi içindedir anayasayla. Öyleyse Tayyip Erdoğanlar yıkılacak. Bu da bir matematik. Doğu Perinçek, AKP hükümetinin bölge politikalarını eleştirdi. Türkiye'de Suriye düşmanı, İran düşmanı, Irak düşmanı bir hükümet yaşayamaz. Yaşayamayacak. Çünkü bunlar bizim zorunlu müttefiklerimiz, kardeşlerimiz, komşularımız, komşuya terör ihraç eden, komşuyu ateşe veren o mahallede yaşayamaz. Bu mahallede Tayyip Erdoğanlara yer yok. Yeni anayasa tartışmalarını hatırlatan Perinçek, Türk milletinin bölücü anayasaya izin vermeyeceğini vurguladı. Bu Tayyip Erdoğanların bu bölücü anayasa girişimini yerle bir edecek. O güce sahip Türkiye'yi kimse bölemez, kimse Atatürk Cumhuriyeti'nin temellerini ne kadar tahrip ederlerse etsin, o temelleri koruyacak büyük güç mevcuttur. İşte bu da bir umut, bu da bir matematik. 91 gündür direnen İFF işçileri de kahvaltıya katılarak Vatan Partisi liderine teşekkür etti. Direnişimizde bizden yardımını ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, kendisine ve Vatan Partisi'ne şahsım ve temsil ettiğim tüm işçi arkadaşlarım adına biz işçilerin yanında olduğu için teşekkür ederiz. İFF işçilerinin burada olması bana büyük kuvvet verdi. Buraya umut getirdiler. Perinçek terörle mücadele sürecinde Beykoz'da Mehmetçi'ye destek nöbeti tutan parti üyelerine teşekkür etti. Kahvaltının ardından kitaplarını imzalayan Perinçek yurttaşlarla sohbet etti.